Çekil tabii, ne çekilmeyesin? Samet çekebilir misin? Hasan? İnşallah kazanacağız. Ben? Başkanım Allah'ın izniyle. Nasıl? Çekindim ben. Çektin mi? Vallahi Sayın Bey'e fasulye oluyordum başkanım, yemin ederim. 9 yaşındaki oğlanın yüzünden. Keşke bu oy kullanma, oy kullanma yaşı 15-53'te %68 oy alırım. Hadi bakalım, haydi bakalım. Nasıl? Sağ ol, sen nasılsın? Devam ediyorsun bana bozuldu. Teşekkür ederim. Bu da Elif. Elif abi, o 2009'du. Murat. Kurban olmuşum sana. Zaten var ya, bu oy kullanma yaşı biraz küçülse %80 alacağım. Babalar anneler çocuklar ikna ediyor. Önce sizi de çekelim, sonra topu çekelim. 290. Öncelikle tekrar Malatya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bir büyük yıkımı hep birlikte yaşadık. Maalesef çarşısı en çok hasar gören, yıkılan şehir Malatya. Ölü sayımız az, şükürler olsun, ama en çok zarar gören illerin başında da Malatya geliyor. Bu çığlığımızı, bu isyanımızı, Malatya'nın isyanını, Malatya'nın çığlığını tüm Türkiye'ye duyurmaya çalıştık. Tüm Türkiye'ye Malatya'nın ne yaşadığını göstermeye çalıştık ki yukarıda yönetenler görsün ve Malatya'ya hak ettiği kadar yatırım yapılsın. Türkiye duydu ama bazıları hala duymadı Malatya'nın ne hale geldiğini. KOSGEB yardımlarına bakıyoruz aynı. TOKİ konutlarına bakıyoruz aynı. Çarşıya bakıyoruz aynı. Eğer Malatyalıların bir daveti üzerine geldim ben. Malatyalılar belediye başkanı olarak Veli Ağbaba'yı görmek istediklerini söylediler. Eğer Malatyalılar görev verirse bu görevi de başarıyla yapacağıma inanıyorum. Malatya için hayırlısı olsun. Umarım kısa sürede Malatya bu yalnızlık duygusundan, o yaşamış olduğu büyük travmadan kurtulur. Çünkü yıkılan sadece Malatya'nın binaları değil, Malatya'nın işyerleri değil, yıkılan umutlar, yıkılan motivasyon, moraller yıkıldı, umut yıkıldı. İnsanlar maalesef bir umutla bakamıyor geleceğe. Biz insanların gözündeki bu ışığı gördük, bu umudu gördük, böyle bir yola çıktık. Ben buraya bir makama, bir mevkiye aday olmak için gelmiyorum. Ben burada Malatyalıların taşımış olduğu o büyük yüke omuz vermeye geliyorum. O büyük sorumluluklarına ortak olmaya geliyorum. Bu duygularla bakıyorum. Gece gündüz çalışacağız. Malatya'nın ne ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışacağız. Ben hep söyledim, hep söylüyorum. Bir Malatya milliyetçisiyim. Malatya için her şeyi yaparım. Ne görev verirse yaparım. Görev verilmese de Malatyalıların canı sağ olsun. Ancak bütün anketler gösteriyor ki bu akşam Malatyalıların sağcı solcu, milliyetçi muhafazakar, solcu herkesin bir ortak kanaat oluşmuş durumda. Hem Malatya için hem memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ben 2011'de aday oldum, 2015'te aday oldum, 2018'de aday oldum. Malatya ne karar verdiyse başım üzerine, sandık ne karar verdiyse başım üzerine. Umarım sandıklara da olumsuzluk yaşanmaz. Arkadaşlarımız takip ediyor sandıkları da. Malatya bizim sevdamız. Ben burada doğdum, burada öleceğim. Hep söylüyorum yani Malatya benim dönüp dolaştığım, geldiğim yer. Perşembe günleri ip de çekiyorum ki Malatya'ya geleyim. Her şeyim benim burada, her şeyim burada. Benim
Malatya'da adıma tapulu evim var. Malatya'da iş yerimiz var. Malatya'da her şeyimiz burada. Yani ben burada ikamet ediyorum. Diğer bazı arkadaşlar gibi başka yerlerde değil. Ve Veli Ağababa'nın bir başka özelliği daha var. Veli Ağababa bir grubun, bir kiliğin, bir derneğin, bir örgütlemenin adamı değil. Veli Ağababa Malatya'nın adamı. İlk önceliğimiz bu Malatya'daki o umut ışıklarını yeşertmek olacak. İnşallah buradan da çağrı yapıyorum. Sonuç ne olursa olsun kazanırız, kaybederiz. Ama Malatyalı bir deprem yaşadığını unutmasın. Ona göre hareket etsin. Maalesef 14 Mayıs seçimlerde hatırlarsanız sanki bir deprem yaşanmamış gibi daha cenazelerimizin acısı dinmeden davullar, zurnalar çalındı. Biz böyle bir şey istemiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bunu Malatyalılara yakıştıramadım da. Böyle bir şey istemiyorum. Bir kutlamaydı. Allah korusun silah sıkma, konvoy yapma gibi bir şey istemiyoruz biz. Böyle bir şey yok. Eğer kutlama yapılacaksa, hayırlı olsun yapılacaksa birkaç gün içerisinde Malatyalılara planlarız. Onu da belediyenin önünde yaparız. Ama bugün bütün Malatyalılara çağrı yapıyorum. Lütfen sakin olun. Bir deprem yaşadığımızı unutmayın. Seçimin sonucu ne olursa olsun hep beraber bu sonuca saygı göstereceğiz ve olgun davranacağız. Bir acı yaşadığımızı unutmayacağız. Evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettiğimizi unutmayacağız. Belki 100 bine yakın cenazemiz var. Bunu unutmayacağız. Evlerimizi, iş yerlerimizi yıkıldığını unutmayacağız. Buna göre davranacağız. Malatya buna göre davranmalı. 14 Mayıs'ta maalesef kötü bir sınav verdi. Bazı arkadaşların maalesef yönlendirmesiyle, yani o dönemki Malatya'yı, yani daha doğrusu seçilen arkadaşlarımızın yönlendirmesi, ama bu Malatya için, bugün Malatya için bir coşku değil. Tabii ki coşku duyacaklar, tabii ki heyecan duyacaklar. Çünkü gelecekleri bu. Ama lütfen sakin olsunlar.